olsa kesin kayboldu. Hayır, kaybolmadım. Kaçıyorum, saklanmam lazım. Evet, saklanman lazım. Kesin bulmamaları lazım seni. Saklanman lazım. Abi ben çok gizli bir yer biliyorum. Gel. Hadi. Gel. O kadar gizli bir yeri saklayacağım ki seni hiç kimse bulamayacak kesin. Ne güzel saklayacağız ki seni. Seni. Oğlum senden kimseye rahat yok, anladın mı? Ben bunu öldüreceğim oğlum, seni. Oğlum dur lan, dur çocuk duyacak, dur. Lan neredeki çocuk duyacak? Lan buralarda bir yerde işte, manyak bak. Ulan akıllanmıyorsun da ağzını burnunu kırmışlar. Akıllanmıyorsun da sen nasıl bir adamsın lan? Allah Allah. Ulan senin ablan apar topar çocuğu kaçırınca iyi. Ben kendi çocuğumu görmek isteyince mi suçluyum? Adama bak. Tuğrul. Hakikaten bak, tutmayacağım kendimi, defol git. Vallahi öldüreceğim seni bak. Gitmiyorum lan. Benim burada çocuğum kaybolmuş. Allah Allah. Git diyor herife bak. Efe! Hadi oğlum çık ortaya ne olur. Efe! Dayıcığım korkma, ben seni annene götüreceğim. Efe! Ne korkacak lan? Babası burada onun. Tuğrul konuşuyorsun bak. Vallahi öldüreceğim seni ha. Delirteceksin lan beni. Efe! 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 Efe ne olur çık ortaya oğlum Efe! Çocuk kaçırmak ne demek? Aklınızı mı kaçırdınız siz? Ya Ceren için yaptık diyoruz, anlamıyor musun? Herif tehdit etti bizi, ne yapsaydık? Blöf yapmış demek ki enişte. Nereden bilecektik? Ya beni nasıl zor duruma soktuğunuzun farkında mısınız? Nasıl mahcup oldum Bulut'a, ne diyeceğim şimdi? Kusura bakma ya. Senin mahcubiyetini düşünemedik biz. Kızımızı kurtarmakla uğraşıyorduk o ara. Ya tamam, niye tartışıyorsunuz? Olan oldu, hadi ne yapalım? Biz de gidelim arayalım, bir şey yapalım. Bana ne Melike, babası burada, dayısı burada. Zaten şuraya kadar gitmiştik çocuk, bulurlar. Hadi yürüyün. Bulurlar da ya dayısından önce babası bulursa? Gördün çocuk gitmemek için neler yaptı İlyas. Ya beni ilgilendirmiyor artık Melike. Aile için meseleleri kendileri halletsinler ya. Bıktım bunların sorunlarıyla uğraşmaktan. Hadi atlayın şu arabaya, hadi. Hadi diyorum. Hadi geliyor musun Sedef? Hayır, Bulut'u bekleyeceğim ben. Bekle, neyi bekliyorsun? Nereye gidiyoruz? Saklamam lazım seni, kesin saklamam lazım. Ama babamın sesi gelmiyor artık. Daha da uzaklaşmamıza gerek yok. Baban mı? Senin babandan mı saklanman lazım? Ama babadan saklanmaya gerek yok ki. Adı üstünde baba. Kesin bir şey bu. Ama beni annemden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben de kaçtım. Ha, olmaz öyle. Anneden de uzak kalmamak lazım. Bir çocuk annesinin yanında olmalı. Kesin bir şey bu. Ben çok sıkıldım. Hep kavga ediyorlar. Bir annem beni bir yere götürmeye çalışıyor, bir babam. Çocuk olmak çok zor. Senin için şişmiş. İçim mi şişmiş? O ne demek? Böyle o balon gibi olmuş için. Dert dolmuş. Sen kesin çok dertlenmişsin. Anlatman lazım. Yoksa böyle içine atarsan put diye patlarsın. Dök onu. Nereye dökeceğim ki?
kuyu var. Dert dinleyen bir kuyu. Dert dinleyen kuyu mu? Evet. Ben hep oraya gidiyorum, bağırıyorum böyle. Mesela biri bana kızınca, Melahat o dükkanın önünde oturma demedim mi sana? Diyor benim canım sıkılıyor. Gidiyorum o kuyuya, bağırıyorum, bağırıyorum, anlatıyorum. Çok güzel oluyor biliyor musun? Böyle için sönüyor. Çok güzel olsun. Sönmezsen pat diye patlarsın. Götüreyim mi seni o kuyuya? İstemiyorum. Normal bir kuyu işte. Hayır. Dert dinliyor bu kuyu. Çok güzel bak. Anlatıyorsun. O da böyle söylediklerini tekrarlıyor. Hafifliyorsun. Hiç derdin kalmıyor. Yankı yapıyor yani. Yankı mankı bilmiyorum işte. Dert dinliyor bu kuyu. Uzak mı bu kuyu? Yakın. Gidelim mi? Ben de bağırırım. İkiniz de bağırırız ha. Evet, neredesin oğlum? Babamın sesi bu. Gidelim. Ha, kuyuya gidiyoruz. Kuyuya, kuyuya. Şişt, bağırma. Babam gelecek. Hadi gel gidelim. Demet arıyorum seni. Niye duymuyorsun telefonunu? Sedat ben bayılmışım. Nasıl bayılmışsın? Ne oldu? Ben eldiveni Mila'nın elinden almaya çalışıyordum. Beni itti. Yere düştüm ve başımı çarpmışım. İyi misin sen? İyiyim iyiyim merak etme. Tamam. Neredesin sen? Geliyorum ben. Ormandayım. Ne tarafındasın? Bilmiyorum. Tanıdık bir yer bulabilir misin? Sanırım ana yola çıkabilirim. Tamam, tamam. Ben geliyorum. Kapama telefonunu arayacağım yine sen. Tamam mı? Tamam, tamam. Endişelenme. İyiyim ben. Bulut, ne oldu? Bulamadınız mı? Babasından saklanmak için gizlendi herhalde bir yere. Canım tamam tamam üzülme. Bulacağız tamam mı? Sakin ol. Ya nasıl üzülmeyeyim Sedef ya? Nasıl üzülmeyeyim ya? Ablam bana emanet etti ya çocuğu. Geldi gündüz gözü kaçırdı herif ya. Hayır sizinkiler de nasıl yardım ediyor ben anlamıyorum ki. Haklısın haklısın ama bir şey söyleyeceğim. Tuğrul bizimkileri tehdit etmiş. Bizimkiler de yapmak zorunda kalmışlar. Ya neyi tehdit ediyor Allah aşkına? Tuğrul kim neyi tehdit ediyor ya? Bilmiyorum tam konuşamadım ben de. Koca orman ne yapsak ya Sedef? Ablamın yanına hastaneye gitmiş olabilir. Orada olduğunu biliyor ablamın. Oraya mı gitsek acaba? Olabilir. Ya var ya ben dünyanın en kötü dayısıyım gerçekten. Ablamın yüzüne bakamayacağım ya. Bulut ben çok özür dilerim senden. Bizimkilerin adına ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mahcup oldum sana ya. Ya bunu da konuşuruz Sedef. Hadi gel. Gel gözünü seveyim. Efe nerede? Sen de mi bulamadın? Lan bir de soruyorsun. Bak yemin ediyorum ormanın ortasında ümüğünü sıkıp bırakacağım seni ha. Allah Allah. Bin hadi Sedef gözünü seveyim ya. Tamam ya dur. Beni de bırakın o zaman, dur. Bulut açsana lan! Aç, aç! Aç! Açılıyor mu? Bulut!
sıkılıklı ya. Manyak ya. Yemin ediyorum ailece manyaklar. Efe! Daha çok var mı kuyuya? Az kaldı. Abide ile Rüstem'i geçince tam ileride kesin. Abide ile Rüstem ne? Aa, bilmiyor musun Abide ile Rüstem'i? Yok, bilmiyorum. Bak şimdi. Abide ile Rüstem birbirlerine çok aşıklarmış. Ama kesin bir şey bu. Her gün bir ağacın altında buluşuyorlarmış. Günlerden bir gün ikisi de buluşmaya gitmemiş. Neden? Bilmiyorum. Gelmemişler işte o gün. Sonra ağaç buna çok üzülmüş. Böyle tam göbeğinin ortasına bir tane dövme yaptırmış. Ama ağaçlar dövme yaptıramaz ki. Bu yaptırıyor işte, yaptırabiliyor. Bazı ağaçlar konuşur, bazı ağaçlar yürüyebiliyor. Bu kesin bir şey, ben şahidim. Bu da dövme yaptırmış işte. Komikmiş. Komik mi? Ağlamalı, sarca sümüklü bir hikaye bu. Ağlaman lazım. Kesin ağlaman lazım. Ağla, ağla. İyi, tamam, öyle olsun. Senin adın ne? Melahat. Yani gerçek adım bu değil ama. Peki gerçek adın ne? Bilmem. Unuttum. Ama sen bana kısaca Melahat de. Benim adım da Efe. Efe? Çok güzel isim. Kesin çok güzel isim bu. Sen bana Mete diyordun. Mete kim? Mete? Mete uyuyor şimdi. O uzun zamandır uyuyor. Kesin uyuyor. İyi misin? Şşş, tamam. Demet, iyi misin sen? Ha? İyiyim, iyiyim ben, iyiyim. Nasıl iyisin Demet? İyiyim, ben iyiyim. Katil Meliha. Kaan'ı öldüren Meliha. Nasıl yani? Nasıl bu kadar iyisin? Onu kendi çocuğu sanmış, Mete sanmış. Kaan'ı Mete sanmış. Gitmesin diye sıkı sıkı sarılmış, sonra da eliyle ağzını kapamış, anlattı bana her şeyi. Bu eldiveni laboratuvara yolla. Kaan'ın ağzından çıkan iplik parçalarıyla eşleşecek muhtemel. Tamam, tamam, her şeyi halledeceğiz Demet. Tamam, sen sakin ol artık. Kaan da benim yüzümden öldü Sedat. Meliha'yı bu hale getiren benim hatam. Kaan da benim yüzümden. Hayır Demet, senin yüzünden falan değil. Demet hayır. Ya kendini suçluyorsun. Her şeyi birbirine bağlıyorsun, sonunda da kendini suçluyorsun. Yapma Allah aşkına, yapma ya. Düşünme artık böyle. Böyle düşünmeden edemiyorum ben. Bak bana bak bana. Hayat böyle bir şey işte. Bazen kötü şeyler oluyor ve her şeyi engelleyemiyoruz. Tamam mı? Suçlama kendini artık. Yat 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 yat, tavana bak 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 bak. Nereye kadar kızım? Ben çok sıkıldım artık. Yeter.
Anne onlar ne yapacağını bilirler ya. Onlar daha 50 tane test yapacaklar. Ne gerek var? Açıldı işte damarlarım. Ne güzel. Hiçbir şeyim yok benim. Söyle de bıraksınlar beni hadi. Vallahi koş desen koşarım şimdi bak. Anne ne koşması Allah aşkına ya. Hiç doktor falan çağıramam hiç. Kızım vallahi çok sıkıldım burada kalmaktan. Ah oğluşum gelmiş. Nasılsın anne? İyiyim, taze gibiyim. Ama ablan doktorlarla konuşmuyor. Sen konuş bari Bulut. Çıkarsınlar artık oğlum. Çok sıkıldım burada yatmaktan. Üf. Efe nerede? Efe aşağıda abla. Biz seninle bir dakika dışarıda konuşabilir miyiz? Ne konuşuyorsun ablanla bir dakika? Ne oluyor? Ölüyor muyum yoksa? Anne Allah aşkına yapma şunu. Ha, ölüyorum da bana mı söylemiyorsunuz? İnsan ölmeden önce kendini çok iyi hissedermiş. Bir şey mi var? Ha? Niye söylemiyorsunuz bana? Yok da öyle bir şey yok anne. Hiç ölmekle hiçbir alakası yok. Sen çok iyisin. Seninle de hiçbir alakası yok. Ne konuşacaksın ablanla? Bir şey söyleyecek belki çocuk. Abla bir konuşabilir miyiz lütfen? Tabii. Aa, var var. Anne bir şey yok. Gözünü seveyim yok ya. Kesin ben. Abla bu Sedef. Biliyorum. Tanışmıştım daha önce. Aa nereden? Efe nerede? Niye yanında değil? Abla şimdi şöyle bir şey oldu. Biz Sedef'le oturuyorduk. Efe de bizleydi. Turu mu kaçırdı? Yok kaçırmadı. Denedi ama kaçıramadı. Yani durum şöyle ki... Oğlum ne diyorsun sen ya? Efe nerede diye soruyorum. Abla... Bilmiyorum. Yani tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Ama eminim gelecek buraya. Doğru düzgün anlatsana şunu. Efe nerede diye soruyorum sana. Şöyle, Tuğrul Efe'yi kaçırdı. O da onun elinden ormana kaçtı. Bulut ormanda epey aradı Efe'yi ama bulamadı. Muhtemelen babasından saklandığı için ortaya çıkmadı Efe. Şimdi buraya geleceğini umuyoruz. Neyi umuyorsunuz ya? Ne anlatıyorsunuz? Nasıl bu kadar emin emin karşıma geçmiş konuşuyorsunuz? Abla, Efe kocaman adam artık. Kişiyle küçücük. Biliyor burayı. Bence kesin buraya gelecek. Ya Tuğrul'la karşılaşırsa, rastlaşırlarsa onunla? Yok rastlaşmaz. Zaten ondan kaçtığı için saklandı çocuk. Oğlum ben bu çocuğu sana emanet etmedim mi? He? 40 kere seni tembih etmedim mi dikkat et diye? Abla vallahi özür dilerim ya. Ne desen haklısın. Çok özür dilerim. Ne yapacağız peki? Biz böyle oturacak mıyız burada? Abla sen bir sakinleş. O kesin buraya gelir. Senin burada olduğunu biliyor. Ya da eve gelir. Eve gideyim o zaman ben. Eve gideyim oraya gelirse oraya gideyim. Ben de eve gideyim. Yolda da kafeyi ararım. Belki oraya da gidebilir çünkü. Ha buraya gelirse de... Tamam ben buradayım merak etme. Polisi mi arasak acaba ya? Bilmiyorum ki abla daha erken mi acaba? Sen karar ver. Sedef haberleşiriz. Görüşürüz canım. Nerede kaldın kızım sen? Sen nereden çıktın? Ne işin var senin burada? Seni ziyarete geldim Canan teyze. Geçmiş olsun. Zeynep nerede? Bulut nerede? Ne oluyor? Benden bir şeyler mi gizliyorlar? Ne oluyor? Anlat bakayım bana. Çabuk anlat. Abi değil, Rüstem'in ağacı bu. Bak dövmeli ağaç, bu dövmeli ağaç. Bu dövme değil ki. Bıçakla kazınmış. Yo, dövme bu. Ağacın dövmesi. Kesin, kesin öyle, kesin. Kesin öyledir. Tamam, tamam, tamam. Hadi gel, kuyuya gidiyoruz şimdi. Hadi gel, gel, gel. Hayır, hadi gel. Ben çok yoruldum. Biraz oturalım. Tamam. 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 Benim de bir ağacım vardı. Üstüne ismimi yazmıştım. Ama kabuğu soyulunca ismim de düştü. Sen de bu ağaca yaz ismini. Bak bu ağaç hep burada. Hiç gitmez. Kesin burada. İsmin ormanda kalır. Efe yaz. Ama nasıl yazacağım ki? Bıçak lazım. Evet.
Bunun ne ya? Kesin yazabilirsin bununla, kesin. Al, al. Efe yaz. Kesin çok güzel olacak. Kesin çok güzel olacak. Kesin, kesin, kesin. Sen neden hep kesin deyip duruyorsun? Ben mi? Öyle mi diyorum? Evet. Hep kesin öyle, kesin böyle deyip duruyorsun. Peşinden boş arsa gitmiş muhtemelen. Ha, buldunuz mu çocuğumu? Arsadaymış değil mi? Bulduk evet. Ama... Ne oldu? Yaralı mı? Mete... Başınız sağ olsun. Öldürememiş ama Mete'yi. Ne? Mete ölmüş mü? Kesin, kesin. Siz gördünüz mü? Ha? Gördüm. Şimdi sizi teşhis için hastaneye götüreceğiz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Kesin Mete mi diyorum ben size? Kesin Mete mi? Siz de onu görünce zaten... Maalesef. Yarım saattir kesin deyip duruyorsun. Öyle mi yapıyorum? Evet. İsmimi bile yazdım. Bakayım. Evet, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Kesin çok güzel olmuş. Tamam. Tamam, şimdi kuyuya gitmemiz lazım, tamam mı? Kuyuya gitmemiz lazım. Derdimizi anlatmamız lazım. İçimiz şişecek, yoksa içimiz şişer. Derdimizi anlatalım. Hadi, hadi gel, gel, gel. İnşallah evine gitmiştir. İnşallah o adam bulamamıştır Efe'yi. Ya tamam Melike, buldu veya bulmadı. Allah aşkına bırak ya. Bir kafana takma şunu artık. Nasıl takmayayım İlyas? Of. Allah. Şimdi Efe'yi götüremediyse yine dönmesin, bize salça olmasın. Beni de polise şikayet eder. Ya istediğini yaptık, tamam mı? Artık bizden bir şey isteyemez. Çocuk elinden kaçtıysa bizim yapacak bir şeyimiz yok. İsterse de artık burama kadar geldi, yeter ya. Vallahi billahi gebertirim onu bu sefer. Tamam, bırakın hadi şunları, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun İlyas? İşe gideceğim Melike, ne yapayım? Yok İlyas, ara bir bahane uydur, gelemiyorum de. Bak ben çok korkuyorum. Şimdi çocuk kaçtı diye bize musallat olur. Gitme, yanımızda kal ne olur. Evet baba. İyi tamam. Tamam, yok bir şey, Allah Allah. Bir sakin olun ya. Thank you.
Senin ne işin var burada? Bana mı diyorsun lan? Sana ne? Zeynep Hanım yok. Taşındı. Ne yapayım lan taşındıysa? Taşınmışmış. Ev benim değil mi? İyi, gir istersen. Ama komşular görürse dayak yersin ona göre. Yerim lan. Bir de onlardan dayak yerim anasını satayım. Tasası sana mı düştü? Denyo'ya bak ya. Efe geldi mi buraya, gördün mü? Efe, yok gelmedi. Ama babası girdi şimdi içeri. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Bilmem. Gelmedi mi yanına? Sen gündüz vakti oğlunu mu kaçırmaya kalktın? Ha, senin yaptığın gibi. Sen de kaçırmaya kalkmadın mı? Psikopat herif. Kendiyle beni aynı kefeye koyuyor ya. Bu çocuk seninle mutlu olabilir mi be? Sorumsuz herif. Hadi aldın götürdün kaçırdın çocuğu. Sonrasını hiç düşünüyor musun ya? Düşünmedim Zeynep ya. Düşünemedim anasını satayım. Yok, anahtarı almamış. Gelmemiş eve. Efe! Efe! Ay Allah'ım, yok. Yok. Zeynep, yardım et bana ya. Sen şu an benden yardım mı istiyorsun? Kafayı yiyeceğim bak ben. Ya kızım, masumum ben ya. Niye inanmıyorsun? Ya tamam bak, öküzün tekiyim. İyi bir baba değilim. İyi bir koca olamadım, aldattım seni. Ama bak, dışarıda çocuk katili diye bağırıyorlar ya, öldürecekler beni Zeynep. Umurumda değilsin benim sen şu an. Anlamıyor musun? Umurumda değilsin. Sen durumun ciddiyetinin farkında mısın? Çocuk yok ortada. Kalk git, en son nerede gördüysen ara bul çocuğunu. Gidip karakola gideceğim ben de sormaya. Ormanda mı hala acaba ya? O ormanda bir çocuk öldürdüler, çocuk. Sen katil değilsen katil şu an elini kolunu sallaya sallaya geziyor ortalıkta. Yakın dedin ama bayağı uzakmış bu kuyu. Geldik geldik, az kaldı kesin. Ben buralara ilk kez geliyorum. Dönüş yolunu nasıl bulacağım? Ben seni götürürüm. Kesin götürürüm. E götür o zaman. Annem merak etmeye başlar. Annem beni çok merak edecek. Artık eve dönmem lazım. Tamam. Ben seni eve götüreceğim. Kesin götüreceğim ben. Beni takip et. Annesini merak eden çocuk iyidir. Kesin iyidir. O da hep annesini soruyordu abire. O kim? Geldik işte bak. Dert dinleyen kuyu burada. Gel. Bak. Çok derin mi? Oo, çok. Sen buraya şimdi taş at bak. Düşer düşer düşer. Ta dünyanın altından çıkar. Olur mu öyle şey? Olur. Kendin at bak. Sonu yok bu kuyunun. Kesin yok, kesin. At hadi at. Ses geldi işte. Ama derinmiş. Çok, çok derin bir kuyu. Yoksa o kadar derdi nasıl saklasın içinde değil mi? Bak şimdi derdimi anlatayım da biraz hafifleyeyim. Kuyu. Bu
Selami ayısı var ya, hep minderimi alıyor. Ben buldum diyorum, kesin ben buldum diyorum. Hayır, ben buldum diyor, alıyor. Bir de kokutuyor minderimi. Selami kim? Deli deli, parkta yatağı bir deli. Böyle pis, pasaklı, paçaları bir deli. Kuyu! Bak, bir de eldivenim çalındı. O kadın çaldı kesin. Ben ona sen kesin iyi birisin, iyi birisin dedim ama bak meğer hırsızmış, hırsız. Eldivenleri laboratuvara yollarım. Şimdi savcı bey de konuşacak, işi hızlandırın falan diyecek. Yani akşama kadar falan sonuç çıkar. Evet. Ya topla artık kendini biraz ya. Çay kahve bir şey söyleyeyim sana ha? Çok özür dilerim. Böyle pat diye girdim ama çok acil bir durum var şu anda. Estağfurullah, buyurun Zeynep Hanım. Efe kayıp. Babası kaçırmış Efe'yi. Efe de ondan kurtulmuş. Aslında oraları çok iyi biliyor ama dönmemiş eve. Şu saat oldu, hala yok ortada. Bir dakika, bir dakika. Efe ne zamandır kayıp? İşte iki buçuk saat filan. Gözünü seveyim, ya biraz vakit geçsin filan, durum bekleyin demeyin ne olur. Bir şey yapın, yardım edin bana. Çocuğum hala ormanda. Ormanda mı? Evet. Babasından kaçıp kurtulunca ormana gitmiş. Ya kaybolmuş da olabilir, hiç bilmiyorum. Lütfen, çok korkuyorum. Bir şey yapın, yardım edin ne olur. Tamam Zeynep Hanım, ben bütün her şeyi halledeceğim, tamam mı? Oraya ekipleri yollayacağım, mabeselere bakacağım. Siz yeter ki sakin olun. Burada beklemenize de gerek yok. Buyurun, buyurun siz gidin, ben size haber vereceğim. Tamam, ben onu aramaya gidiyorum. Bir şey olursa tamam. Şey yapalım, haber verin. Tamam, tamam. Sedat. Milyat ormanda. Biliyorum, evet. En kötüsünü düşünmeyelim. Abla, ne yaptık? Konuşabildin mi Sedat'la? Konuştum, arama başlatacaklar. Abla sen beni öldür ya, öldür, sen haklısın tamam, ya. Tamam, hiç girme o konulara lütfen. Ben nasıl güvendim o kadına ya? Hangi kadına? Ya abla şöyle oldu, bu Melike ile İlyas var ya, biz Sedef'le otururken geldiler. Sonra Melike dedi ki, ben de Efe ile bir dışarıda konuşayım dedi. Ben de inandım, ne bileyim ya, ne bileyim. Meğerse bunlar Tuğrul'a yardım ediyorlarmış. Ne diyorsun sen ya? Tuğrul'a yardım mı ediyormuş? Niye? Deli mi bunlar ya? Ya işte bu tehdit mi etmiş, ne yapmış bunları? Korkmuş bunlar da yardım ediyorlarmış ya. Şaka yapıyorsun. Bunlar dürüstlükten, adaletten sürekli bahseden insanlar değil mi? Çocuk mu kaçırdılar? Nasıl sorarım onlara ya? Abla dur, nereye gidiyorsun? Melike'ye gidiyorum. Ne? Abla ne gerek var? Arayalım Efe'yi. Belki alıkoydular Efe'yi. Belki ellerinde. Yok artık canım. Abla. Alo Sedef, Bulut'un yanında mısın hala? Hayır değilim, ne oldu? Efe'yi merak ettim, ne yapmış hani? Gidebilmiş mi annesine? 5 dakika önce konuştum Bulut'la, yokmuş hala ortada. Hay Allah, ya nereye gitti bu çocuk? Bilmiyorum abla, bilmiyorum. Sedef, iyi haber alırsan bize de haber verir misin? Tamam, olur. Tamam, sağ ol. Yok. Yok çocuk ortalıkta. Bulut'u ara bakalım. Efe eve dönmüş mü bir sor. Ya, az önce konuştum. Bulsalar da ararlardı beni zaten. Sana ara diyorsam ara. Hayır yani adamın tekrar ortaya çıkacağı belli. Niye evde oturmuyorsunuz da kafeleri geziyorsunuz? Ben anlamıyorum. Hiç akıl yok sizde. Hiç. Her şey senin yüzünden. Ha niye benim yüzümden oluyormuş ya? Tabii senin yüzünden. Senden önce benim oğlumda hiçbir şey yoktu. Şimdi aklı 5 karış havada. Ne yaptın sen benim oğluma? Ha? Bağlama büyüsü falan mı yaptın? Gazozuna bir şey mi kattın? Ne yaptın? Hadi söyle. Ya ne ben yaptın? Ne yapacağım kazık kadar adama? Gerçekten birbirimizi seviyor olamaz mıyız? Olamazsınız efendim. Tabiata aykırı böyle bir sevgi. Vallahi ben tabiatı falan bilmem. Ama Bulut'u çok seviyorum. Seviyorsun. Seviyormuş. Görürsün yarın bir gün seni bırakırsa sevgi neymiş. Ya kimse kimseyi bırakmayacak da. Yani Allah aşkına şu an konuşulacak mevzu mu bu? Efe kayıp, biz neyin savaşını kavgasını veriyoruz burada anlamıyorum.
Efe kayıp falan değil. Çocuğun canı sıkıldı evde. Bunu aldı. Dışarı çıktı. O bir taraftan çeker, bu bir taraftan çeker. Don lastiğine çevirdiler çocuğumu. Sıkıldı, dolaşıp tekrar geri gelecek evine. Başka bir şey yok. Şu belim boşlukta kaldı. Gel de biraz yastıkları yukarı kaldır. Gel. Bakılıyor öyle. Estetik var mı sende? İkizler organik mi? Ay tövbe tövbe. Kuyu, bir de büfeci Selahattin var. Hep bana küfrediyor. Ne zaman oraya gitsem bana küfrediyor. Diyor ki senin yedi sülaleni, sülaleni. Ya bütün... tamam, ne dertliymişsin sen de ya. Say say bitmedi. Tamam tamam, bitti 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 bitti. Oh, nasıl rahatladım. Bak hamamdan çıkmış gibi oldum. Tamam, bitti bitti. Tamam. Şimdi sıra sende. Kesin sıra sende. Çünkü burada başka kimse yok. Hadi. Hadi anlat. Yaklaşma o kadar, düşersin, düşersin, kesin düşersin, ölür. Tamam, bırak, yaklaşmam. Sana çok üzülüyorum Kuyo. Keşke birbirlerini sevselerdi ama hiç sevmiyorlar. Boş ver boş ver. Sevmiyorlarsa kesin ayrılsınlar. Sen Kuyo'ya dertlerini dökerken ben senin sözünü kestim mi? Melahat ablanın da dediği gibi ayrılsınlar, tamam kabul. Ama ikisini de görebileyim Kuyu. Başka derdin yok mu? Anlat anlat. Kaan. Kaan'ı kim öldürdüyse bulunsun artık. Babamın da suçsuz olduğunu herkes inansın. Melike teyze bana inandığını söyledi. Ama belki de ben çocuğum diye öyle dedi. Katil bulunsun ki herkes rahatlasın. Melike teyze de azıcık olsa rahatlar belki. Melike kim? Kaan'ın annesi. Yani geçenlerde bu ormanda ölen çocuğun annesi. Ormanda ölen çocuk. Ben katili kesin gördüm. Katil bu ormanda bir yerde. Gördün mü? Kim? Gördüm. Kesin gördüm. Ama tam hatırlamıyorum yüzünü. Geceleri çıkıyor. Dolaşıyor burada. Hayalet o. Ayakları yok biliyor musun? Böyle havada uçuyor. Benim artık eve gitmem lazım. Yolu gösterir misin? Olmaz, olmaz, olmaz. Hava kararacak, hayalet çıkacak, olmaz. Olmaz. O zaman ben de kendim giderim. Hayır, olmaz, olmaz. Ne? Ne? Olmaz, olmaz, olmaz. Sedef aramadı değil mi Sedef? Yok. Aramadan o göre Efe'den haber yok. Yok çocuktan haber. Of Melike, bir dur Allah aşkına. Beni de gerdin ya, bir dur. Ya nasıl durayım İlyas, çocuk yok, yok ortalıkta. Abla, sakin. Tuğrullar geldi. Ne? Evet. İlyas, İlyas. Açma, açma.
Dur lan bir dur. Oğlum nerede? Oğlun ne işi var ya burada? Çekil. Hey hey nereye? Efe! Ya dursana. Efe! Nereye koydunuz oğlumu ha? Nereye koydunuz oğlumu? Efe yok burada. Efe! Efe! Zeynep Efe yok burada. Efe! Nereye sakladınız benim oğlumu? Zeynep Efe burada değil. Sen ne biçim bir annesin be? Yazıklar olsun sana be. Niye yaptın bunu sen benim çocuğuma? Niye yaptın bunu? Yok mu Efe'den haber? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Haber olsa benim ne işim var burada? Benim çocuğum yok! Yok şu an kayıp! Sizin yüzünüzden benim çocuğum yok! İyi geldi mi size bu? İyi mi? Ha? Güzel mi? Benim çocuğum kaç kere senin kapına geldi ya? Kaç kere geldi? Gözyaşı döktü burada. Ben masumum dedi. Ben yapmadım dedi. Yalvardı, yakardı ya. Niye yapıyorsun bunu? Niye? Biliyorum masum olduğunu biliyorum. Biliyorsun da masum olduğunu. Bunu niye yaşıyoruz biz? Ha? Niye gittin babasına verdin onu? Niye yaptın ya? Zeynep ben de kendi kızımı korumak için yaptım. Senin çocuğunla ne alakası var mı? Ya bir ilgisi var işte ya. Anlamıyor musun? Hadi gidelim. Kavga etmenin hiçbir manası yok. Var. Manası var. Oğlum burada değil tamam mı? Şimdi bağırıp çağırma git buradan hadi. İlyas. Sen benim çocuğuma bağırdın. Karın bağırdı. Benim çocuğuma silah çektin sen ya. Saldırdın benim çocuğuma. Bağırma mı diyorsun şimdi bana? Ben bağıracağım. Bağıracağım ben. Ben de bağıracağım, ben de çağıracağım. Ben de rahatlatacağım artık kendimi. Burama geldi bak, burama geldi ya. Ben de insanım ulan. Ben de insanım. Bak, sana söylüyorum benim çocuğumun kılına zarar gelsin. Sen o zaman gör bak intikam nasıl alınır sen o zaman gör. Hocam, özür dilerim. Bağırma diyor ya çekil. Bana bağırma diyor. Bağırma diyor. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık İlyas? Biz ne yaptık? O çocuğun hiçbir suçu yok. Ya Melike bulunur çocuk bir dur. Ya bulunmazsa İlyas? Ya bizim yüzümüzden o çocuğa bir şey olursa? Ya bir şey olmayacak. Sen bir otur, bir sakin ol. Ya nasıl oturayım, nasıl sakin olayım? İlyas yok, ben duramayacağım burada. Kalk gidelim biz de arayalım. Nerede arayacağız Melike? Saçmalama. Herkes nerede arıyorsa biz de orada arayacağız. Gidelim ormana. Arayalım biz de. Hadi İlyas kurban olayım. Bak o çocuğa bir şey olursa biz kendimizi affedemeyiz. Hani ne olur. Tamam hadi arayalım, tamam hadi. Ceren. Bir şey olursa ben sana haber vereceğim. Evden çıkma, tamam mı? Annem. Ben de gelmek istiyorum aramaya. Tamam, hadi çıkalım. Hadi gel. Sen de. Kayboldum işte. Kaybolursun tabii. Ben sana kaybolursun dedim. Kesin kaybolursun dedim ama dinlemedin beni. Hadi gel. Kuyuya gitmemiz lazım. Hadi gel. Ya hayır bırak. İstemiyorum kuyuya gitmek falan. Ben eve gitmek istiyorum. Olmaz eve gidemezsin. Uzak hem bak. Hava kararacak her akşam kararıyor biliyor musun? Tamam kuyuya gitmemiz lazım. Orada özel bir yerim var. İstemiyorum bırak. Lanet gelemez oraya hem hadi. Hadi. Bırak. Benim sözümü dinlemen lazım. Bak benim yanından ayrılma. Ben seni korurum. Bırak. Ya bırak. İstemiyorum. Sen delisin deli. Korkuttun beni ya. Anne sana bir şey söylemem lazım. Melahat abla. Melahat abla.
Feliha abla. Melahat abla beni duyuyor musun? Efe sen mi geldin? Beni kurtarmaya mı geldin? Evet. İyi misin? Kalkabilecek misin? Kalkabilecek miyim? Kesin bir şey söyleyemem. Ay. Kafam topaç gibi dönüyor. Hiç durmayacak belli ki. Kesin durmayacak. Tamam, sen böyle bir dur. Biraz dinlen. Ama bizim birazdan yukarı çıkmamız lazım, tamam mı? Zor olacak. Evet, biliyorum zor olacak. Ay. Efe'den haber var mı? Yok Demet, hala yok. Sedat, ben eve gidiyorum ya. Çok yorgunum ben. Dinlenmem lazım. Tamam canım, sen eve git. Güzelce dinlen. Tamam. Kendini de suçlamaktan vazgeç artık, tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Akşam çıktıktan sonra gelirim. Beraber yemeğe çıkarız, olur mu? Sedat, bu geceyi de ertelesek olur mu? Ben hiç havamda değilim. Yok. Havanda olmadığını biliyorum Demet, onun için söyledim zaten ama sen bilirsin. Amirim, Efe'nin eşkalinde uyan bir çocuk var. Yaklaşık 3 saat önce mobeseye takılmış. Göster. Buyurun amirim. Efe bu. Ay, yanındaki de Melia. Allah kahretsin, neden ya, neden? Efe şu an bir katille beraber. Demet, sakin ol. Daha eldivenin sonucu çıkmadı. %100 emin değiliz daha katil olduğundan. Nerede görüntülenmişler? Ya ne yapacaksın? Biz ilgileneceğiz, merak etme. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ben de gelmek istiyorum. Burası. Buradan ağaçların içine daldı. O zaman buradan başlayalım. Ayrılalım ama, tamam mı? Abla, bu nereden çıktı ya? Ben söyledim. Bırak arasın çocuğunu. Bak, şu olaylar bitene kadar dalaşma falan istemiyorum. Zeynep. Ne oldu ya? Var mı bir haber? Yok. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Hayır, niye böyle bir şey yaptı anlamadım ki. Ya bir de soruyorsun. Ya Turul, sen hakikaten gerizekalısın ya. Sensin lan gerizekalı. Bulut. Ne dedim ben sana ya? Tamam abla. Hadi gidelim, dağılalım. Biz şuradan gidelim de. İyi, tamam. Ben de buradan bakayım o zaman. Yürü, yürü. Efe! Efe! Nereden başlayacağız aramaya? Ne yapsak, o arabadan kaçtığı yere mi gitsek İlyas? Saatler geçti üstünden, belki aynı yerde dolanıp durmaz ki çocuk. Ne bileyim. Dur lan, bir Sedat'ı arayayım. İlk etapta ormanı arayacağız. Ama şehirdeki arabaları durdurmayın, tamam mı? Yani şu an nerede olduklarını bilmiyoruz. Her yerde olabilirler. Beni haberdar edin. Efendim İlyas? Komiserim. Merhaba, Efe bulundu mu acaba? Sen nereden biliyorsun Efe? Annesiyle karşılaştık da o söyledi bize. Acaba buldunuz mu Efe'yi? Henüz değil. Neredesiniz acaba komiserim? Biz de aramaya katılsak diyoruz da, o yüzden sordum. Tamam, tamam. Bu Çatal Seçme'deki ışıklarını oraya yönlendirdim ekipleri. Aramaya oradan başlayacağız. Siz de gelin. Ne kadar kalabalık o kadar iyi İlyas. Tamam komiserim, sağ ol. Thank you.
Efe'yi bulacağız Demet. Onu sağ salim bulacağız, merak etme, tamam mı? Ki burada suyu. Dere var. Dere var. Derede su vardır. Kesin vardır. Ama ben hiç gelirken dere falan görmedim. Nerede? Kuyuyu geçince biraz ileride. Sesini duyarsın zaten. Şurul 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 şurul. Seninle konuşur. Kesin konuşur. Dere çok yakın. Çok yakın. Kesin çok yakın. Onu anladım da neyle taşıyacağım ki suyu? Ha. Bak. Marta. Sen çok iyi bir çocuksun Mete. Kesin çok iyi bir çocuksun. Sen beni bırakmadın ya. Ben de seni ölene kadar bırakmayacağım. Kesin. Kesin bırakmayacağım. Kesin. Efe! Efe! Abla, ben bir şu tarafa gideyim ya. Tamam, ben şöyle gideyim o zaman. Tamam, buluşuruz. Tamam. Efe! 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 Neredesin oğlum be? Efe! Melahat! Efe! Melahat! Efe! Tamam. Efe! Demet, kızacaksın bana da. Çok yoruldum, gel seni eve bırakayım ben. Yok hayır ya, ben iyiyim. Arabayla biraz bakınalım. O meselelerden başka bir şey çıktı mı? Yok daha, hiç haber yok. Şehirde olsalar illa ki bir kameraya takılırlardı ya. Hala buralarda bir yerdeler. Öyle öyle de. Yalan çok büyük be Demet.
Yani neredeyse bütün polisleri buraya yığdım, daha %10'unu ancak tarayabildik. Ben çok korkuyorum. Ya Melia'nın kafası yine giderse Efe'yi de. Hayır, hayır, hayır. Demet, öyle düşünme bak. Kaan böyle ufak bir çocuktu, tamam mı? Efe daha çevik, daha büyük. Kaçar ondan bir şekilde. Neredesin Efe ya? Efendim. Kesin, kesin sonuç mu bu? Tamam. Tamam, sağ ol. Demet. Hı. Bu Melahat'in eldiveni Kaan'ın ağzından çıkan ipliklerle eşleşmiş. Katil Melahat. Oh, içim suyla doldu. Çok güzel oldu. Sen iyi bir çocuksun. Kesin, kesin iyi bir çocuksun. Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Oh, ne yapacaksın ki? Gitmem lazım. Annemler beni merak etmeye başlamıştır. Ama yolu nasıl bulacağım ki? Gündüzken bile kayboldum. Niye bu kadar uzağa geldim ki? Sana uydum işte. Burası uzak değil ki. Nasıl uzak değil? Çok uzak. Yok, yakın. Bak kuyuya yakın, dereye yakın. Buranın da yakın olduğu bazı yerler var. Sen yürüyebilecek misin? Beni eve götürsen. Bir yere gidilmez buradan. Kesin gidilmez. Ben hiç bir yere kıpırdayamam. Ormanın hayaleti çıkacak ortaya. Ya hayalet diye bir şey yok. Var, kesin var. Bu gözlerimle gördüm ben. Ben şahidim. Ben o yüzden hiç geceleri ormana gelmiyorum. Tamam, tamam, korkma. Korkmana gerek yok. Ben yanındayım. Buradayken hiçbir şey olmaz. Yaklaşamaz yanımıza. Sen git, hava kararmadan bana dal getir, tamam mı? 4 tane. 4. Daha az olmasın bak. 4. Hadi. Ne yapacaksın ki dalı? Ya sen getir, görürsün bak. Hadi çabuk çabuk, 4 tane ama bak. Çabuk 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 çabuk. Yok. Zeynep hiçbir yerde yok ya. Zeynep. Zeynep bak, özür dilerim senden. Hiçbir şey ifade etmiyor senin özrün müzrün. Efe! Ya tamam bak. Bak vallahi ben hatamı anladım. Ama bak hayırlısıyla bulalım Efe'yi. Vallahi siz nereye taşınmak isterseniz taşının. Çekileceğim ben yolunuzdan. Ama sadece arada bir görmeme izin ver oğlum, olur mu? Ya şu anın konusu mu bu? Ya kızım, düş yakamdan ya, düş yakamdan. Ya Zeynep tamam bak, ben büyük saçmaladım, tamam kabul ediyorum ama. Efe! Ya vallahi bak, sen benim başıma neler geldi hiç bilmiyorsun ya, neler geldi. Ya 2 gün boyunca rehin tuttular beni, işkence ettiler. Kim bana. Kim rehin tuttu seni? İlyas başıma silah dayadı. Kız da beni bıçakladı. Kızı seni bıçakladı. Vallahi al, al inanmıyorsan bak. Kafanda kız mı kırdı? Sen ne yalancı bir herifsin ya. Ayaküstü 1000 tane yalan atıyorsun. Bana ne? Bana ne? Kim dövdüyse dövdü seni. İçimde şu kadar sevgi yok ki üzüleyim ben sana. Efe! Efe! Hadi oğlum çık ortaya artık ya, ne olursun. Efe! Ne kadar sürecekmiş Melike'ye? Çocuğu bulana kadar İlyas. Ya iyi tamam da bir katilin çocuğunu arıyoruz burada, onu da unutma. Sapla saman birbirine karıştı iyice ya. Ne halt dediğimiz belli değil. Adamın katil olduğundan emin değiliz ki İlyas. Hem katil olsa da çocuğu mu suçlayacağız? Onun ne suçu var? Allah'ım yarabbim, düşündükçe deliriyorum ya. Herifin yüzünden çocuk kaçırdık resmen. Resmen ya. Şu düştüğümüz hale bak. İtan çomağı hazırla.
Ne? Bak. Sizin ne işiniz var burada ya? Biz de aramaya yardım etmek için geldik. Sizden yardım falan istemedim ben. Çekin gidin buradan. Tamam işte Melike, hadi yürü. Yardım vardım istemiyorum. Hayır İlyas, hiçbir yere gitmiyoruz. Biz de arayacağız. Siz hangi yüzle geliyorsunuz buraya? Benim çocuğum sizin yüzünüzden kayıp. Bizim yüzümüzden kayıp değil, bunun yüzünden kayıp. Kes lan sesini, işkenceci herif. Bu psikopat kızını da al, defolun gidin buradan hadi. Sus be. Bunun başladığı işi bitirmem lazım. Baba! Bitir lan! İlyas! Bitir lan! İlyas! Yapma baba! Ya! Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Bırak! Bırak. İlyas! Bırak. Ya, sus! Ya bırakır mısın? Ya ne yapıyorsun? Bırak bir canımı bak beni. Sıçır! İlyas! Seni sıçırım! Ne yapıyorsunuz İlyas? Sıçır! İlyas! Kalk 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 kalk! Bırak! Ne oluyor ya? Sedat, bak ben bu heriften şikayetçiyim, tamam mı? İki gün boyunca rehin tuttu beni, dövdü. Bu kız da beni bıçakladı. Yemin ediyorum ya, al. Al bak. Al, al. Görüyor musun? Yes. Ya evlerinde sakladılar beni. Bu kadından da şikayetçiyim. Manyak lan. Bak bunlar var ya, ailece manyak. Ulan şerefsiz. Biz senin yüzünden çocuk kaçırdık lan. He, ne diyorsun sen? Gel sen. Sizi şikayet etmesin diye yardım mı ettiniz ona? Tabii. Özür dileriz gerçekten. Biz kızımız hapse girmesin diye yaptık. Kaçıracağını bilmiyorduk. Ben yalvardım annesine götürelim diye. Siz kendinizi kurtarmak için benim çocuğumu mu harcadınız? Ben yalvardım. Herkes sussun. İlyas, soru doğru mu söylüyor? İlyas, sana bir soru sordum. Söylesene lan. Seni öldürmeden hapse girmeyeceğim. Baba! Baba! İlyas! Katil! Katil o değil! Gerçek katili bulduk! Melahat! Gerçek katil Melahat! Hangi mi? Hangi Melahat? Sokaklarda dolaşan hasta Melahat. Ne? Kim? Melahat niye öldürsün ya benim oğlum? Ama... Çünkü kafası yerinde değil. Kendi çocuğu sanmış. Gitmesini istememiş. Çocuğu da sımsıkı... Kaan mı Melahat mı? Kayboldu. Evet. Kayboldu, kaybettik kanımızı. Kan. Thank you.
Arkadaşlar bakın, taradığımız bölge burası. Normal şartlarda nehrin kuzeyini aramamız lazım. Ama burası bataklık. Gece buraya giremeyiz. Her yer hendek dolu. Onun için bu bölge, itfaiye bölgesi. Arayacağımız yer burası, anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Unutmayın, sadece bir çocuğu aramıyoruz. Aynı zamanda kadını da arıyoruz. Yani Melahat'le birlikte olma olasılıkları çok yüksek. Karşılaştığınız zaman tehlikeli bir şey bulursanız ya da görürseniz kadın etkisi hale getirin. Hadi kolay gelsin. Melahat ya. Deli Melahat. Aklım ucundan bile geçmezdi. Suçsuz bir çocuğu suçladık. Sonra babasını hapsedip işkence ettik. Vallahi Allah bizi korudu. Boş yere adamı öldürüp katil olacaktı. Evet baba, şimdi ne olacak bize? Hapse mi gireceğiz? Bilmiyorum. Ama Sedat'ın dediğine göre Tuğrul resmi bir şikayette bulunursa işiniz zor dedi. Bu arama işi bittikten sonra da dilekçe verecek galiba. Ya ben hapse girmek istemiyorum. Tamam kızım. Tamam, şimdi bunları düşünme. Gerekirse yalvarıp yakarıp sadece ikimizden şikayetçi olmasını sağlarız. Önemli olan başka bir şey daha var. Melahat'la ilgili. Onu yakaladılar mı? Nerede o? Yok. Yakalayamadılar daha da. Sedat komiser Zeynep'in duymasını istemiyor. Kimseye söylemeyin dedi. Ne oldu? Ne olmuş? Efe şu an Melahat'in yanındaymış. Ne diyorsun sen? Nasıl? Mobese görüntülerinde birlikte görünmüşler. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ya ona da bir şey yaparsa, bir de bizim yüzümüzden. Nelere sebep olduk İlyas? Kimsenin yüzüne bakacak. Yeter bu kadar. Mikro kaplasın. Saralım bunu. Yapmaz. Zaten ufacık bir sıyrık bir şey olmaz. Lütfen. Sadece 2 dakika sürecek. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ya. Ulan hiçbiriniz inanmadınız bana be. Hemen katil ilan ettiniz. Bana var ya, bir tek çocuğum inandı. Bundan sonra bir tek onun için yaşayacağım. Hele bir bulunsun. Hele bir bulunsun. Katil de deli Melahat'mış ya. Aklım almıyor vallahi. Bizim çoluk çocuğun yanına kaç kez geçmiştir. Evet. İnşallah Efe'yi kurtarırız elinden. İnşallah. Efe'yle ne alakası var ya? Ne oluyor ya? Efe Melahat'in elinde mi şu anda? Bir cevap versenize kardeşim. Ne oluyor ya? Mobese'de birlikte yürürlerken görüntüleri varmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim çocuğum şimdi o katille mi beraber? Benim çocuğumu o kadın mı tutuyor yanında? Katil dedikleri kadının yanında mı Efe? Lütfen bana bir cevap verir misiniz? Gündüz beraber görünmüşler. Hala birlikteler mi bilmiyoruz. Allah Allah! Ya Sedat, bizim niye haberimiz yok bundan? Panik yaparsınız diye söylemedik. Ya çocuk... Kardeşim sen söyle, ben paniğimi yapayım. Sana ne benim paniğimden? Niye söylemiyorsun bana ya? Zeynep Hanım bakın, bilmeniz bir şey değiştirmez. Şu an bütün gücümüz Efe'yi arıyoruz zaten. Aramıyoruz, aramıyoruz. Duruyoruz burada. Bekleyin dediniz, bekliyoruz. Bir şey söyleyin ya, şurayı arayın deyin, arayalım.
Çocuğum katilin elinde ya. Panik olmayın diyor bana. Panik olmayın. Ya Sedat, nasıl saklarsınız böyle bir şeyi ya? Tuğrul gel. Allah Allah. Ne var Allah'ını seversen, ne var burada ya? Zeynep. Bulacağız Efe'yi. Bulamıyoruz ama. Bulamadık. Bir şey oldu benim çocuğuma ya. Bir şey oldu. Yoksa çıkar gelir buluruz onu. Bir şey olmadı. Efe çok zeki, çok güçlü bir çocuk. Melahat ona bir şey yapamaz. Onu sağ salim bulacağız. Bu şeylerin gerçekten hayaletleri durdurabileceğini mi zannediyorsun? Kesin. Kesin durduruyor. Buraya hiçbir şey gelemez kesin. Evet. Çünkü hayalet diye bir şey yok. Gel gel. Tamam tamam, korkma korkma. Bunlar varken hiçbir yere giremez. Ben ormandayken hep bunu yapıyorum. Kesin giremiyor. Sen hep dışarılarda mı yaşıyorsun? Evet, nerede yaşayacağım ki? Evin yok mu? Her yer ev. Sen neden böylesin? Nasıl? Neyse, yok bir şey, boş ver. Benim gitmem lazım. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Hava karardı. Hayalet gidecek. Yok öyle değil. Yani çok sıkıştım. Bir şey gideceğim. Olmaz. Ona da gidemezsin. Ona da gidemezsin. Buradan çıkarsan musallat olursa da o kadar çok korkunç bir hayalet ki o. Ama mecburum. Gitmem lazım. Tut. Nasıl tutacağım? Sıkı sıkı tut. Oo, ben bir keresinde 5 gün tutmuştum. Yok 4. Tamam tamam, kesin 3 gün. Kesin 3 gün tuttum. Kesin. 3 gün mü? Evet. Yuh, insan o zamana kadar patlar be. Yo, patlamadım. Bak buradayım işte. Patlamadım. Kesin patlamadım. Ya ben gidiyorum. Sadece şu ağacın arkasına gideceğim. Tamam ama daha uzağa gitme sakın, tamam mı? Bak, sana böyle gel gel derse de sakın gitme, hemen gel. Hemen koş gel, tamam mı? Tamam. Küstün mü bana? Hayır, küsmedim. Rahat bırak beni. Hadi gel, yatalım. Gel, hadi. Hayır, ben yatmayacağım. Nasıl? Uyku ama çok tatlı bir şey. Böyle oturacak mısın sabaha kadar?
Aynen. Sabaha kadar böyle oturacağım. Sus artık. Rahat bırak beni. Bir de bu taraftan bakalım. Allah'ım sen koru yarabbim çocuğumu. Zeynep tamam. Tamam bulacağız merak etme. Efe! 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 İlyas. Ben korkmaya başladım. Çok geç oldu. Zeynep'in hali perişan. Allah yardımcısı olsun. O günü yeniden yaşıyoruz sanki. Böyle bütün gün aramıştık. Sonra seni görmüştüm. Polis arabasının içinde. Yanımdan geçtin. O zaman böyle benim içimden bir şey koptu. Biz niye böyle şeyler yaşıyoruz İlyas? Sedef dedi ki her şeyin bir nedeni olmak zorunda değil. Öyle manyağın biri gelmiş öldürmüştür. Öyle mi gerçekten? Bir nedeni yok mu yani? Yaşananlara bak ya. Evet. Bak vallahi kızacağım ha. Söyleyemedim Sedat. Ne Melike'ye ne Zeynep'e. Bu kadın benim yüzümden böyle oldu. Benim yüzümden delirdi diyemedim. Demet. Ya vallahi benim itirazım var buna ya. Benim aklım almıyor bunu ya. Bu kadın belki çocuğunu kaybettikten sonra kendini işine verecekti. Çok başarılı olacaktı. Ne bileyim Nobel ödülü falan alacaktı. Yok mu böyle insanlar var? Ya neler oluyor bu hayatta? Yapma Allah aşkına ya. Bak herkes birini kaybettiği zaman delirmiyor Demet. Şans işte. Yani şansı ne diyeyim şans. Üşüdün mü sen? Ha? Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu benim yeğenim de, kayıp. Hiç gördünüz mü acaba buralarda? Yok, hiç görmedim. Bir daha bir dikkatli bak sen. Yok abi, hiç görmedim buralarda. Eyvallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Canım. Canım. Ne yaptınız, var mı Efe'den bir haber? Yok ya Sedef. Her yerde arıyorum hala. Hadi ya. Ormanda mısınız peki? Yok. Yani en son görüldüğü yer orman ama her yerde de olabilir bir yandan. İşte şehri turluyorum. İnsanlara resmini gösteriyorum. Evlere vuruyorum arada bir. Belki oraya gitmiştir diye. Öyle. Şimdi gece oldu ya, o yorulmuştur. Bir yerde dinleniyor kesin. Yarın ortaya çıkacak. Ya inşallah ya Sedef. İnşallah ya. Vallahi var ya ben hayatta kendimi affetmem böyle bir şey olursa. Bulut, kötü düşünme lütfen. Sen ne yaptın? Annem nasıl? İyi iyi. Merak etme onu. Efe'yi arayacağım diye tutturdu. Yalvarıyordu doktorlara beni çıkarın diye. Şimdi de bana yalvarıyor. Ama merak etme, başındayım ben, nöbet tutuyorum. Ya var ya, iyi ki yanındasın. Çok sağ ol. Baban nasıl peki? Ne yaptınız babana? Komşulara haber verdik. Kontrol ediyorlar. Aklın kalmasın bizde, tamam. Tamam. Tamam güzelim. Ben kapatayım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım.
Ne oldu? Bulmuşlar mı Efe'yi? Yok. Arıyorlar hala. Arıyorlar diyorsun da bu arada eve meve gitmiş olmasın? Bulut bakıyor evlere de gitmemiş daha. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Çoktan dönmüş olması lazımdı. Oh. Öf. Şu dergiyi bir ver bakayım bana. Ay. Ay bir şey oldu bana. Ay. Ay. Canan teyze iyi misin sen? Ay pıt pıt atıyor kalbim. Ritim bozukluğu galiba. Düzensiz atmaya başladı. Çok fena. Ay ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir doktor çağır, hemşire, bir hasta bakacağım. Tamam Canan teyze, ben hemen çağırıyorum. Ay çok fenayım. Ay. İşte böyle kandırırlar adamı. Şapşal. Hadi. Çık kızım çık. Nereye Canan teyze? Hiçbir yere gitmiyorum. Ne arıyorsun o zaman burada böyle? Seni bir deneyim istedim. Ben öyle yarım akıllı budala bir gelin istemem. Benim gelinim cin gibi olmalı böyle, cin. Testi geçtim o zaman. Şımarma hemen. Hadi yürü bana bir çay ısmarla. Saçların kendi rengin mi senin? Doğal mı yani? Yok, doğal hali platin sarısı. Babam Norveçli de. Alık değilsin, iyi bari. Akıllısın. Güzelsin de. Ama neden bilmiyorum. Senden hiç olumlu bir elektrik alamıyorum ben. Yani neden öyle? Ben de anlamıyorum ki. Ben biliyorum. Kaynanasına düşman bir gelin tipi var sende. Öyle bir tip mi varmış? İlk defa duyuyorum. Var tabii. Olmaz olur mu? Bende yalan yok. Neyse o. Benim oğlan çok saptiriktir. Sen şimdi bu ilişkide baskın taraf olacaksın belli ki. Oğlumu böyle parmağında oynatacaksın. Ben bu işe müdahale edeceğim. İlişkimize mi müdahale edeceksin? Evet. Oğlumun iyiliği için senin işlerine çomak sokmuş olacağım. Sen de bu arada Bulut'a diyeceksin ki Bulut'cuğum, ben artık anneni bu evde istemiyorum. Görüşmek istemiyorum onunla diyeceksin. Allah'tan Bulut benden öyle kolay kolay vazgeçemeyecek. Ama bu sefer sen başka taktikler uygulayacaksın. Mesela gece taktikleri. Altyapı da çok müsait maşallah sende. Böyle 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 yavaş yavaş uzaklaştıracaksın oğlumu benden. Olacağı bu. İnanılmaz. Çok ileri görüşlü bir insansın Canan teyze. Öyleyimdir canım. Tecrübeyle sabit. Ama bakış açın biraz eski kafalı bence. Yani sizin zamanınızda bu ikinci Cihan Harbi yıllarında. Aşkı çok yanlış anlamış insanlar. Ya aşk öyle birbiri üzerinde üstünlük kurmak demek değil ki. Ben Bulut'a istemediği hiçbir şeyi zorla yaptırmam. Ayrıca onu öyle parmağımda oynatmak gibi bir niyetim de yok. Canan teyze, ben Bulut'u gerçekten çok seviyorum. Aşığım ona. Tek isteğim de aşık olduğum adamı mutlu etmek. Hepsi bu. Ha. Ama bir gün sen onu üzersen ve bu sürekli tekrarlanırsa, evet, onu senden de korurum Canan teyze.
çay koy bana hadi. Bulut'u sonra korursun. Gel canım gel. Gel oyun gel. Sen mi geldin anne? Dedik annen yanımda canım. Yanına gelemedim. Çok karanlıktı, korktum. Bana kızmadın değil mi? Kızamadım ben sana hiç. Kızmadım canım, kızmadım. Sabah olsun geleceğim. Söz veriyorum. Çok yorgunum. Çok. Uyu canım. Hadi uyu. Uyu canım. Uyu. Kahve getirdim sana. Sağ ol. Demet çok yoruldun ya. İstersen eve gitsen. Gitmem biliyorsun. Biliyorum biliyorum da işte öyle bir söyleyeyim dedim ben de. Ormanın şurasından mı aramaya başlayacağım? Ha oralardan. Dün gece Balçıklı'ya giremedik ya. Oradan başladı ekipler ben de dahil olacağım şimdi. İnşallah buluruz. Orada da bulamazsak zaten şehri terk ettiler diyeceğim yani. Melihan'ın onu başka bir yere götürecek hali yok. Bakabilir misiniz? Tabii. Bence kesinlikle ormandalar. Evet. Gelirim ben biraz. Tamam canım. Ne oldu? Başka şeyler de konuşuruz. Ne gibi başka şeyler? Ya başka şeyler işte yani. Özel şeyler. Sen, ben, geleceğimiz falan. İstemiyorum. Ne oluyor lan? Ne dikiliyorsunuz burada? Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Allah Allah. Özür dileyince geçiyor zaten hemen. Yok tamam haklısın. Geçmiyor tabii ki de özür dilemek istedim. Ben katil sanıyordum seni.
Kardeşim için yaptım. Kardeşi içinmiş. Ulan iki gün boyunca ben katil değilim diye ağladım ya. Yalvardım lan size. İnanmadınız. Haklısın Tuğrul. Tamam. Kusura bakma biz yani ne düşüneceğimizi bilemedik. Ulan kızın en azından özür diledi be. Sen kusura bakma. İyi. Pardon de daha da yumuşat. Dağılalım hepimiz. Ulan yanlışlıkla otobüse ayağıma mı bastın? Kafama silah dayadın be. Silah. İki gün boyunca rehin tuttun beni. Tamam Tuğrul. Özür de dilerim senden. Yaptığım her şey için. Hakkını helal et. Etmiyorum lan. Etmiyorum anasını satayım. Ne oldu? Sizi şikayet etmeyeyim diye yapıyorsunuz değil mi böyle? Yok. Hakkım var. Şikayet de edebilirsin. Ama senden bir şey rica edeceğim. Benden şikayetçi ol. Ama ondan olma, o daha çocuk. Bu mu çocuk ya? Allah Allah. Bak Tuğrul, sen de bir babasın. Her şeyi ben yaptım, tamam? Onun bir kabahati yok. Ondan şikayetçi olma. Ulan var ya, ikinizden de ayrı ayrı şikayetçi olmasam ben de adam değilim. Bak göreceksiniz. Karından da şikayetçi olacağım ha. Hatta o baldızından da. Bütün ailenizden şikayetçi olacağım. Bittiniz lan siz. Vallahi bittiniz oğlum. Biliyorum kabul etmeyeceksin ama çok özür dilerim. Gerçekten. Kızım hapse girmesin diye yaptık. Ama iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Yetişemiyorum.
Düşersin dedim ben sana, ormanda hiç koşulur mu? Aa, bırak dur, aa! Acıyor. Burkuldu. Senin ayağına ne oldu? Kesin bir şey olmuş ayağına, kesin. Kesin. Ağaçtan atladım. Ağaçtan mı atladın? Kuş musun sen? Ağaçtan atladığına göre kesin kuşsun, kesin. Çık çık kesin, çık çık kesin. Kesin, kesin. Bu da ayağını burkmuştu kesin. Ağaçtan düştü çünkü. Kim? Kimden bahsediyorsun? Çocuk işte. Neydi ismi? Kaan mı? Ha, Kaan. Kaan. Kaybolmuştu. Ben ona yardım ettim. Başına kötü şeyler gelmesin diye tuttum onu. Çocuklar, çocuklar duymasın onu diye ağzını kapattım. Bağırdı çünkü. Bulamadılar onu. Kimse bulamadı. Sen. Sen öldürdün onu. Katil sensin. Senin yüzünden öldü. Sen yaptın. Dur. Seni kuyuya götürmem lazım. Çalımın üstünde yatıp dinlenir. Hadi. Hayır. Hayır. Ya hayır. Yok. Ya bırak. Anneye karşı gelmez. Annenin sözünü dinleyeceksin. Aa. Dur. Ya bırak. Ayağım acıyor. Bırak. Aa. Ya bırak. Efe. Efe. Biz buradan geçtik mi? Anlamıyorum. Her yer birbirine benziyor ama geçtik galiba. Geçtik, geçtik. Bizim şöyle gitmemiz lazım zaten. Ne taraf? Şu taraftan. Zeynep. Şöyle gidelim. Şu tarafa... Efe! Canım çok acıyor. Kırıldı galiba. Annenin sözünü dinlemezsen öyle olur. Bu da sana ders olsun. Of, ya benim hastaneye gitmem lazım. Beni hastaneye götürsene. Ya da birilerini çağır. Birileri mi? Herkes kötü. Kesin kötü. Seni ben iyileştireceğim. Kesin iyileştireceğim. Kesin. Ne yapıyorsun? Çukur kazıyorum. Niye? Ayağını bunun içine sokacaksın. Toprak iyileştirir. Bak ağaçları, çiçekleri nasıl büyüyorlar sanıyorsun? Toprağın işi bu Mete, kesin. Ya saçmalama, lütfen yardım et bana. Ediyorum anneciğim. Ya gidip annemi bul lütfen. Ben annemi istiyorum. Kızıyorum ama. Anne, anne, anne. Annen burada Mete. Senin annem benim. Kesin benim. Kime diyorsun böyle anne gel 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 diye, anlamadım ki. Kalk, kalk bakayım. Aa dur, ayağım acıyor. Ya bırak. Gel, ya gel. Bırak. Önce kuyuya gitmemiz ya lazım. Bırak. Derdini çok içine boşalt. İyileşemezsin, kesin iyileşemezsin. Dur, derdini anlatmamız lazım. De ki kuyuya. Annemin bırak. Sözünü dinlemedi. Ya ayağım acıyor, bırak. Ya bırak anne. Efe'nin sesi bu. Efe! Ya bırak! Anne! Nereden geliyor bu ses? Efe! Yukarıdan geldi. Efe! Bağır! Ya bırak! Hadi bağır, anlat! Yaşayacağım! Anlat! Ah! Anne! Bir de vurmaya mı kalkıyorsun sen bunu? Ben sana bir fiske anne! Vurmadım. Anlat hadi! Anlat! Dur, dur, anlat! Anlat! Anne! Anlat. Efe! Anne yardım et! Efe! Yaklaşma! Yaklaşma! Tamam, yaklaşma! Sen niye anne diyorsun bu kadına? Ben annesiyim, onun annesi benim. Yalancı! Yalancı! Herkesin bir tane annesi olur, tamam mı? Kesin bir şey bu. Onun annesi benim. Kesin, kesin benim. Kesin benim. Efe! Yaklaşma! Tamam, tamam! Yaklaşıyorsunuz! Yaklaşırsanız atarım onu! İkiniz de atlayın. Yaklaşma, sakin ol. Tamam. Ya lütfen bak, o Mete değil. Yemin ederim Mete değil o. Lütfen bak, lütfen yalvarıyorum sana, yalvarıyorum.
Sen kötü biri değilsin. Ne olur ona böyle bir kötülük yapmak istemezsin lütfen. Benim çocuğuma yaptılar ama. Bak kendin söylüyorsun. Yaklaşma, yaklaşma. Melih! Melih dur! Dur, 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 dur! Yapma bir şey. Gelme. Dur. Gelmeyin, gelmeyin. Gelmiyoruz, gelmiyoruz. Sen benim eldivenlerimi çaldın. Evet, evet çaldım ama sana söz veriyorum, geri vereceğim. Sonra da benim evime gideceğiz ve beraber makarna yiyeceğiz, tamam mı? Dünyanın en güzel makarnası. Evet, evet dünyanın en güzel makarnasını ama önce Efe'yi bırakman lazım. Efe değil o Mete. Tamam tamam Mete. 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 Pardon Mete. Dur, dur. O da acıkmış ama bak o da acıkmış. Makarna istiyor, makarna istiyor değil mi Mete? Nefes alamıyorum. Dur, dur. Değil mi Mete? Evet anne. Ben makarna yemek istiyorum. Çok acıktım. Ha, Mete. Tamam. Tamam oğlum. Tamam o zaman. Ama önce kuyuya derdimizi anlatmak hayır, lazım. Hayır. Tamam. Lütfen. Lütfen. Onlar bizi kandırmaya çalışıyorlar. Seni benden almak istiyorlar. Seni benden alırlarsa ben ölürüm. Ben ölürüm. Gidelim mi? Hayır, gelmeyin. Berat, benim de oğlum öldü biliyor musun? Ben de oğlumu kaybettim. Benim günüm gecem birbirine karıştı. Ölmeye bile çalıştım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum gerçekten. Oğlunu neden korumaya çalıştığını da anlıyorum. Çünkü dışarıda çok kötü insanlar var. Evet, çok kötü insanlar. Kesin çok kötü. Evet, ben biliyorum. Seni anlıyorum. O yüzden biz seni yalnız bırakacağız oğlunla. Söz, gideceğiz buradan. Gideceğiz. Gideceğiz. Evet, 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 evet. Ama senden ufacık bir iyilik isteyeceğim. Lütfen bunu benim için yapar mısın? Senin oğlun Mete benim oğluma çok benziyor. Ona bir kez sarılabilir miyim? Eğer ona sarılırsam belki hani kendi oğluma sarılmış gibi hissederim. Belki yeniden onun kokusunu hissederim. Bana iyi gelir. Çok özledim onu. İzin verir misin? Lütfen. Ama bir tek sen sarılacaksın. Tamam. Diğerleri değil. Hayır, gideceğiz biz gideceğiz. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Hayır. Mete, oğlum bir kere sarılıp gel tamam mı? Tamam mı? Bir kere ama. Tamam mı? Hemen gel ama. Hadi kalk. Kalk.
Efe? Neredeler? Nasılsın, iyi misin? Oh, çok şükür. Çok şükür. İyi misin? İyi misin ha? Efe affet beni oğlum, ne olursun. Affedecek bir şey yok baba. Hepinizi korkuttum. Yok oğlum, vallahi benim hatam ya. Yemin ediyorum bak, bir daha böyle bir şey olmayacak, tamam mı? Aslan oğlum benim. Kayım. Oh, iyi misin dayım? İyiyim. Ayağı sakatladık sadece. Olur öyle ya. Bakayım şişmiş mi? Biraz şişmiş. Geçer. Hiçbir şey olmaz. Gel. Gel bakayım dayım. Gel. Zeynep gel gel. Hoppa. Bu araba benim. Hadi gel. Gel. Böyle gel. Gel. Bırak bunu. Alın arabayı alın. Beni nereye götürüyorlar? Melih, dinlenebileceğin bir yere gidiyorsun, tamam mı? Ama merak etme, ben seni hep ziyaret edeceğim. Kesin gelecek misin? Kesin. Kesin. Kesin geleceğim. Kesin. Gelmedik bir daha Sedef. Bulut konum attı. Birazcık daha ver Canan teyze. Uğurluyumdur ben. Peşine çıkacak karşıma, öyle hissediyorum. Aslında senin şu an evde yatıp dinlenmen gerekiyordu, biliyorsun değil mi? Doktor seni o şartla saldı Canan teyze. Kızım, sana birkaç kelime söyleyeyim de kulağına küpe yap sen onları. Bütün gece kulağımı küpelerle doldurdun zaten. İyi, değişik değişik takarsın küpeleri. Bir, kimse benimle şartlı şurtlu konuşamaz. İster doktor olsun, ister mühendis. Hiç fark etmez. İki, her zaman haklıyımdır. Haksızsan bile haklısın anneciğim diyeceksin. Anneciğim mi? Hı. Sana anneciğim dediğime göre Bulut'la evlenmiş mi oluyoruz yani? Öyle oluyorsun. Allah Allah, ne zaman oldu bu ya? Siz zaten evli gibisiniz. Yani evli olmak için imza atmaya, yüzük takmaya gerek yok ki. Gönülleriniz kaymış sizin birbirinize. Çok daha kaymış. Kaç yıllık oğlum. Kamyon çarpmışa dönmüş. Sedef aşağı Sedef yukarı. Sedef aşağı Sedef yukarı. Neyse. Üç. En önemli. Düğün müğün istemem. Millet kuru pasta yiyecek diye oğlumun paracıklarını harcatamam ben. Alın o parayı. Gidin yurt dışına. Balayına çıkın. Gezin, tozun. Eğlenin gönlünüzce. Haklısın. Nerede kaldım? Bu üçtü Canan teyze. Dört sanırım. Üçtü. 300 metre ileriden sağa dönün. Geldik galiba. Evet, geldik. Şoför bey, şurada bir yerde dur. Kızım, ver şoför beyin parasını, birkaç parası. Cebimde akrep var diyorsun yani. Hı? Anne, Bulut gidip yardım et. Efe! Ne dedim ben sana? Benim ayağım uğurludur dedim mi, demedim mi? Ha? Bak, bulduk Efe'yi. Efe! Anne, koşma, koşma anne. Ben biliyordum seni bulacağımı. Ah. Efe, anneannem, ne oldu ayağına? Koşarken burktu. Burkuldu mu? Ah, kıyamam. Ay, hamur yaparım ben ona. Hamur, hamur alır senin acını, tamam mı anneannem? Hamur mu? Hamur. Anneanne. Sen ne arıyorsun burada? Seni arıyorum, ne arayacağım? Ama senin hastanede olman gerekmiyor mu? Gerekiyor. Hastaneden beni bırakmıyorlardı. Salın beni dedim ya, salın beni. Ben torunumu bulacağım ama benden önce bulmuşlar seni. Annemler bulmuş. Annemler bulmuş. Herkes bize bakıyor. Ha. Bulut. Biz konuştuk gelin hanımla. Düğün yapmayacakmış. Düğünün parasıyla da tatile gidelim diyor balayına. Giderken beni de götürmek istedi. Ben de olur dedim.
Anne. Bütün gece annenle beraberdik de. Bütün gece diyorsun. Epey tanıdık birbirimizi. Beğendim, alabilirsin onu. Sağ ol, sağ ol anne ya. Teşekkür ederiz. Geliyorum canım. İki dakika gelir misin be? Emre'cim, geçmiş olsun. Ne oldu? Efe'nin hayatını Melike kurtardı. Yani? E'si senden bir şey rica edeceğim. Onlardan şikayetçi olma. Zeynep sen benim ne yaşadığımı biliyor musun ya? Ölüyordum kızım, ölüyordum ya. Kolay mı o kadar? Tamam haklısın belki ama son bir kez bir şey rica ediyorum. Lütfen. Hatalarımı anladım dedin. Tamam bunu da hatalarının bedeli olarak düşün. Şikayetçi olmanı istemiyorum. Lütfen bak gider ayak kötü ayrılmayalım. Gez. Gidiyor muyuz komiser? Nereye? Ne bileyim. Savcılığa mı, adliyeye mi, karakola mı, nereye gideceksek artık. Tuğrul'la konuştum şimdi. Sizin için anlattıkları yalanmış. Yani kızgındım. Öyle söyledim diyor. Yani şikayetçi değilmiş sizden. Öyle mi söyledi yani? Ha, öyle söyledi. Şikayet olmadığına göre... Hadi bakalım siz de evinize gidin artık. Sağ ol komiserim. Bütün ailenize söylemem gereken bir şey var. Buyurun. Olanlardan ben sorumluyum. Ben yıllar önce bir hata yaptım. Bir çocukla ilgili yanlış bir karar aldım. Hastanede yatması gerekirken onu saldım. O da gitti başka bir çocuğu öldürdü. Melahat'in çocuğunu. Mete'yi. Melahat de o olaydan sonra kendini toparlayamamış. Yani dolaylı da olsa olanlardan ben sorumluyum. Biliyorum hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama ben sizden çok özür dilerim. Temet'im. Hepimiz hayatta bir sürü hata yapıyoruz. Daha da yapacağız. Ben de hata yaptım. O gün okula geç gitmesem. Belki Kaan'ım hala hayattaydı. Ne
Ama ertesi gün daha kötü bir şey olmayacağının garantisini kimse veremez ki bize. Siz çok iyi bir insansınız. Kendinize yüklenmeyin. Teşekkürler her şey için. Ben teşekkür ederim. Demet abla, beni pasta yemeye götürecek misin tekrar? Okula dönersen evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Börek yiyelim mi? Ne böreği Demet? Bütün gece uyumadın zaten. Git güzelce eve dinlen, uyu. Ya ben şimdi eve gidip yatarsam uyuyamam ki. Ayrıca ben çok açım gerçekten. Hadi gidip börek yiyelim lütfen. Hayda, çocuk gibisin ha. Israr yok. Eve gidiyorsun, uyuyorsun, dinleniyorsun, tamam mı? Sedat. Hı. Hani sen beni geçen akşam bir yemeğe götürecektin ya. Hı. İstersen onu bu akşam yapabiliriz. Dinlenmek istemez misin? Yok, hayır yani. Bir iki saat uyusam yeter. Ama yok, götürmem, otur oturduğun yerde böreğini ye diyorsan. Benimle evlenir misin? Evet, evlenirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne zaman? Ne zaman istersen hemen. Güzel. Tamam. Ya Demet, rahatladım biliyor musun? Bak böyle plan bina yapınca insan çok geriliyor ya. Böyle bir kere de söyledim ya, bir anda bitti yani. Yüzük? Ha, yüzük var canım, yüzüğü. Düşündüm ya. Organizasyon da yaptım da beceremedim. Sol cebinde, sol sol. Sen var ya sen. Bak bakalım, nasıl? Çok güzel. Güzel değil mi? Hı hı. Ve artık cevabımı bildiğine göre gerilmene lüzum yok. Niye? Yani şu klasik hareketi de yap da teklifin bir şeye benzesin. Nasıl ya? Böyle kişinin ortasına diz mi çökeyim? Aynen öyle. Tamam. Evet. Benimle evlenir misin? Evet, evlenirim. Hatırlıyor musunuz? Hikaye ne kadar inatçı, ne kadar sarp olursa olsun, umut her zaman bir yolunu bulur demiştim size. Umut soyut bir şey değil aslında. Umut biziz.
en kötünün içinde bile inatla iyiyi, aşkı aramaya çalışan biziz. Ölümün, karanlığın içinde ışığı arayan, aynı kayanın içinden fışkıran o çiçeğe bakarken hissettiğimiz şey gibi. Asıl olan hayattır. Biz ondan vazgeçsek bile o bizden vazgeçmez. O çiçek fışkıracak yeri mutlaka bulur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Gel yardım et, gel. Sen okulu bitirmedin mi hala? Bugün bitirdim, mezun oldum. Tebrik ederiz. Hoş geldiniz. Ya geç kaldık zannediyordum. Kimse gelmemiş gel, daha. Gelir herkes. Yavaş gel. Gel abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk canım. Gel. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ ol. Hadi vereyim sana şunu. İlyas Bey. Nasılsınız? İyi, hepsi. Hepsi çok iyi. Dur inceleyeceğim sonra. Aferin benim kızım. Hadi üstünü değiştir gel. Ha, tamam geliyorum hemen. Ya niye geçmiyorsunuz aşağıya? Melike teyze bu sana. Ay benim güzelim bana çiçek mi getirmiş? Teşekkür ederim. Şey bir de bu. Bu ne? Okul yıl sonu gösterisi. Aileler için. Ben iki tane aldım. Artık iki tane ailem var ya. Yani gelirseniz. Geliriz tabii. Ne oluyor? Sedat komiserler geldi. Ah, şunları bu. Geliyorum. Yes. Sen bunu al. Ya, hoş geldiniz komiser. Gel bakalım. Ah. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yani iyi, sağ olun siz. Komiserim ne gerek vardı ya? Durma öyle. Buyurun. Efe'cim, canım çok teşekkür ederim. Çok güzel çiçekler. Rica ederim. Demet Hanım'ları alayım. Gelin. Güzel bir sofra hazırlamışlar gerçekten. İyi misiniz siz? Daha iyisiniz. Gelin abla, iyi misiniz? İyi yediniz, bizi çağırdınız. Hayır, siz de iyi yediniz de geldiniz. Hoş geldin. Merhaba, iyiyim Sedat Bey. Hoş geldiniz. Hadi geçelim hadi. Hadi geç geç. Aa, hoş geldin. Merhaba. Sedat abla. İyiyim canım. Sen iyi misin? Sen de iyiyim. Ay maşallah. Evet. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi mi? Her şey. Ya teşekkür ederim. Ben uğraştım işte bir şey. Bir minder bir şey ister misin? Yok teşekkür. Valla rahat mısın? Çok rahatım. Sağ olun. Güzel misin? Ben minder. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk canım. Gel kızım gel. Aldı karnesi. Nasıl? Ya evet aldım. Gitmeyeceğim. Güzel bir tanesi çok iyi. Ne aşkım? Sözünü tuttu Demet Hanım. Sizin anlayacağınız. Ben tam inceleyemedim. Bir daha bakacağım. İyi iyi. Hepsi çok iyi. Harika. Merhaba merhaba merhaba. Hoş geldiniz bir hayır. Merhaba. Gel çekinme gel. 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 Hadi 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 gel. Hadi. Gel. Hadi gel. Ay, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Size uzun zamandır bahsettiğimiz oğlumuz Ömer. Heh, hoş geldin Ömer. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hadi gel. Gel gel otur gel gel. Efe,
biz şimdi kardeş mi olduk? Yani tam kardeş değiliz ama biz öyle diyelim, daha iyi. Hoş geldin ailemize. Hoş bulduk. Ben senin halanım. Çok sevindim seni gördüğüme. Ben de babaannenim. Teyzenim ben de. Hadi hadi ben gitme. Hadi iyi. Gel. Canım ne istersin? Yok oğlum, ben gelmeyeyim ya. Seni görmeye geldim, gideceğim şimdi. Ama annem yemeğe de kalır demişti. Ya Efe, ben hiç gelmeyeyim oğlum. Çekiniyorum şimdi ya. Çekinmene gerek yok baba. Hadi gel. İyi, tamam. Ben yaptım. Yardım et. Evet, yani ben yaptım sayılır. Sen yap. Yeşillikleri şey yapıyor, doğruyor. Hoş geldiniz. Geç otur, ayakta kalma hadi. Hoş geldin. Gel baba. Geç, geç. Hoş geldin. Ömer, bu benim babam. Ne haber Ömer? Merhaba. Baba, Ömer de dayımların oğlu. Bu ne zaman? Ay, öncelikle. Sen oğlum benim. Ben. Babana versin. Oğlum. Elden ay, bu da bir doğsun da bunu da bir sevelim. Ya evet, kocaman olmuş. Niye de aylık oldu? Cinsiyeti belli. Belli. Söylemek istersen. Erkek. Ay maşallah. Biz ismini de seçtik. Ay. Ya izin verirseniz adını Kaan koymak istiyoruz. Çok güzel isim Kaan. At güzel olur inşallah. Amin. Amin. Amin.